Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben aşırı mutluyum. Çünkü videoların izlendikçe çok mutlu oluyorum ama maalesef YouTube'un algoritmasını düşünürsek ya beğeni de yapmanız gerekiyor, yorum da yazmanız gerekiyor. Videolarla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve düşüncelerinizi aşırı ama aşırı merak ediyorum. Sizler izledikçe, sizler destek oldukça ben güzel yerlere gelebilirim, iyi yerlere gelebilirim, videolarım daha fazla izlenebilir ve keşfete daha fazla düşebilir. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Bu videoyu nerede, nasıl, ne şekilde izliyorsa, kim izliyorsa Rabbim onun bütün dileklerini kabul etsin inşallah. Amin. Şimdi bugünkü videomuzun konusu Kızılcık Şerbeti 52. ve 53. bölümü yorumluyoruz ve diğer bölümlerde ne olacağını dahil bomba iddialar ve spoilerde bulunuyoruz. Bakalım ne olacak. O zaman videoya geçelim. Evet, Kızılcık Şerbeti'nde bu zamana kadar çektiğim tüm videolarda neredeyse çoğu şeyi tutturdum. Bir önceki videomu da izlerseniz ne demek istediğimi tam olarak anlamış olursunuz. Çünkü 52. bölümün sonunda Ali'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Ben bunu bir önceki videomda zaten tahminde bulmuştum ve doğru da çıkmıştım. Oldu. Şimen Gökhan'la beraber birlikte oldu. Yani ilişkilerini bir seviye üstte daha çıkardı. Baby, Şimen Baby Gökhan gelme yolunda olabilir. Bunu olmadan da çok ünlü bir çanta alarak Gökhan Çimen'in kalbini kazandı. Çimen bir çanta uğruna Gökhan'la beraber oldu. Ömer Metan'la Azra'yı bastı. Metan'la Azra'yı birlikte baş başa yemek yerken gördü ve hayal kırıklığına uğradı. Kendinden bu kadar yaşlı bir biriyle Metan'ın olmasını kabul edemedi ve Metan'ın bu aşk olayına çok karşı geldi ve dedi ki bu senin hissettiğin aşk olamaz, Metan kendine gel dedi. Bir de tokatlasaydı çok iyi olacaktı gerçekten. Çimendeki bu değişikliği, bu farklılığı gözlemliyor ve bir şey olduğunu farkında. Bunu diğer bölümlerde biz Sönmez Anne'nin gözünden izliyor olacağız. Tabii ki Doğa Fatih'i eve çağırıyor. Çocuğuna baksın işte, Doğa'yla gitmek istiyor. Hani çocuğuna ilgilensin de, çünkü aklı Fatih'te olduğu için doğalı. Ve Doğa Fatih'i beklerken bir göğü karşısında buluyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Ne bekliyordu, ne buldu, ne diyelim. Saf Metan için, Azra için babasını karşısına alıyor. Metan'ı çok üzülüyorum. Gerçekten bu yaşadığın aşk diye Metan'cığım. Azra seni kullanıp böyle haşır taşır edip çöp kutusunu atacak hayatım. Nilay'ın laf sokmalarına bayılıyorum ama Nilay'ın bir akrabası var ya, artık o sıkıntı bence, o diziden çıkabilir ama Nilay bence bu dizinin en fav karakteri. Gerçekten bizi çok eğlendiriyor. Ben Nilay'a bayılıyorum. Umut'a bu Seman Moral Partisi düzenlemişti. Tabii ki Umut bunun da kıymetini bilmedi. Nursemal çocuk gibi azarladı. İşte alınganlık yaptı. İşte trip attı. Onu yaptı, bunu yaptı. Gerçekten anlam veremiyorum. Orada Rüzgar tabii ki Umut'u eleştirdi. Her konuda da haklıydı. Ben Rüzgar'a bayılıyorum. Rüzgar ne diyorsa benim için okeydir dostum. Öyle söyleyeyim. Gökhan Fatih'i sorguya çekiyor. Ben inanamıyorum yani. Gerçekten inanamıyorum. Gökhan'daki bu özgüvene inanamıyorum yani. Resmen dön de kendine bak Gökhan'cığım derler. Yani Gökhan'la Fatih bir araya geldiğinde en yakın sürücümle Hacı Hacı'yı Mekke'de Hoca Hoca'yı tekçede bulurdu. İstanbul'un bu son onlara da ait yerde Fatih evleneceğini duaya söyledi. Fatih duaya deliler gibi aşık ama aşıktı. Hem de ana kuzusuydu. Anasının sözünden çıkmayan bir ergen Fatih. Yani isterse 40 yaşına gelsin. Bir ana kuzusu. Seven adam boşanır boşanmaz hemen kız bakmaya, görücüye, kız beğenmeye, kız istemeye gitmez. Sen tabi giderken bilmiyordu ama kızı görünce içi düşürü Fatih. Puh sana Fatih. Bu arada Apocuğum evde hasta yatıyor. Bunlar kız bakmaya gidiyor. Burada dizide ufak bir saçmalık olmuş ama olsun.
Tabii ki evleneceğini söylüyor ya doğaya. Diyor ki bizim dostluğumuz var diyor. Ben seni yemişim dostluğunu. Bir yürü git yani. Gerçekten al da dostluğunu başına çal Fatih'cim. Sen doğayı yedin, bitirin, tükettin, edersin, evdin. Sonra biz seninle dostluğumuz var diyor. Yürü git oradan Fatih'cim. Kıvılcım'ın bir şey testi buluyor. Gemenin testi buluyor. O gemenin testinde soruyor kimin olduğunu. O da diyor ki anne Melisa hamile olduğunu söylüyor ve Kıvılcım inanamıyor. Sonra Doğa burada Alev'i korumak istiyor. Alev'i korumak için kendi hamile olduğunu söylüyor. Görkem de Fatih'in sözünü Kıvılcım basıyor ve Doğa hamile diyor. 2 dakika geçmiyor arkasından Alev geliyor. Doğa hamileyim, ben hamileyim ve babasının kim olduğunu da biliyorsunuz. Fatih 5 dakika içinde hem baba hem kardeş sahibi oldu diyebiliriz. Tabii ki Alev'in hamilelik haberi Pinko'yu yıkıyor. Yerde bile diyor. Orada kendine için bayılıyor. Bir iftar ediyorlar çünkü resmen duyduklarına inanamıyorlar yani. Haklı olarak çok garipliği için ve size Fatih 5 dakika önce baba 5 dakika sonra bir kardeşi olduğunu öğreniyor. Tabii ki hemen miras derdine düşünüyorlar. Annemin hamile olması demek o aile bir kardeş daha geliyor ve bir çocuk daha geliyor ve burada da mirasın bölünme korkusu yaşıyorlar. Bu miras bölünme korkusunda en çok yaşıyorlar. Tabii ki Pinko'yla Fatih. Bir de Pinko'nun bize yansıtmadığı bir korkusu. Bebek olduğu zaman Apu'nun onu boşayıp Alev'le evlenebileceği korkusu var. Ama bunu biz daha hissetmedik. Bence en büyük korkusu bu. Bunu da hissettirecek gibi geliyor bize. Evet. Fatih'ten nefret ediyorum. Gerçekten. Doğmamış çocuğa don biçti. Doğmamış çocuğa miras biçti. Doğmamış çocuğa reddi miras yaptı. Doğmamış çocuğu istemiyor yani. Bu Fatih çok ahlaklı, namuslu ama bunu isterken namussuz kafasından çıksın bence Fatih. Ondan sonra acaba Fatih'in ailesine namussuz diyen, ahlaksız diyen Gökhan dön de kendine bak derdi. Canım senin ahlak dersi vermeye hakkın yok. Rüzgar ve Nursema'yı yapmaya çalışıyorlar. Onu yokluyorlar seyircinin nabzını ölçüyorlar. Bence Nursema ile Rüzgar çok iyi olabilir. Bu arada Nursema'yı biz daha da iyi sahnelerde izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki Rüzgar'ın Nursema'ya olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Gökhan çimenden istediğini alınca çimeni ghostladı. Yani şutladı diyoruz diğerleriyle. Pinko'dan Görkem'in ayağına yalvarma etti. Şeyle barışsın diye, Fatih'le barışsın. İşte söz olsun, aileleri ikna edelim. Bir de elperçe divan olsaydı Pinko'cum yani. Fatih de aynısını yaptı. O da eldivan olma etti. O da Görkem'e tatlı dile konuşmaya, yalvarmaya yakarma etti. Gerçekten inanamıyorum yani. Yani inanamıyorum yani. Yani gerçekten bir de elini ayağını öpün, tam olsun yani. Gerçekten bu Görkem'e çok fazla sahne yazılmaya başlıyor. Bunun sebebi bence de oyundan başrol yapmaya çalışıyorlar. Evet, ben Görkem'i özleyeceğini gerçekten çok beğeniyorum. Ama bir dua olmaz yani diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Pinko Alev yüzleşmesi vardı. Tabii ki Pinko'nun buradaki en büyük derdi kocasının elinden gideceği erkek evlat gelme olasılığı olabilir. Üçüncüsü de miras. Bu üçünden dolayı Pinko'yu korkusardı. Alev'i tehdit etti, para teklif etti. Alev'i yerden yere vurdu. O da yetmedi. Oradan aldı gol topu. Bir de Umut'a çaktı. Bir de Umut'a damat maaşı bağlamıştı. Umut'a da bir geçirdi oradan. Gelmişti. Ona da bir geçirdi de Umut da tabii ki yani ne desin, Umut tam bir depresyon çocuğu. Üzülmüyorum. Umut'a zerre üzülmüyorum. Çok artık sıktı yani bunu attı. Bu kadar da depresyonun gidilmez yani. Kalk kendine gel Umut. Bu kadar ezitmişsin sen ya. Yani influencer olmaya çalışıyor. Yine sosyal medyadan
esnedip yazılmış bir kare. İnfluencer olmak istiyor, para kazanmak istiyor. Orada kolay para olduğunu düşünüyor. Ama eksik kalman ilacım. İnşallah bu influencerlarla ilgili daha da çok sahneler yazılır diye seviniyorum. Biliyorsunuz akılsız çimen kendi derdi yetmezmiş gibi mal çimen. Özür dilerim, ah akılsız, saf, yani resmen, yani bir inanamıyorum, çimene diyecek laf bulamıyorum. Çimen doğanın hakkını aramak için görkemin peşine takılıyor ve görkeme Fatih'in gerçek yüzünü anlatmaya çalışırken, aşık olduğu adamın iki çocuklu evde olduğunu öğreniyor ve dünyası başına yıkılıyor ve hala bir sevgili ediyor. Ah çimen, ah yavruma. Yani senin aklın kaç karış havada bilmiyorum yani. Tabii ki seni yok al kullandı, kenara attı ya, bu kadar basit yani. Tabii bu da yetmiyor. Bunlar Görkem Gökhan abi kardeş. Gerçekten namussuzdu ve ahlaksızlık konusunda sınır tanımıyorlar. Ama Pinko'ya da öyle bir gelin gerekiyor, hak ediyor. İnşallah Pinko daha beter olur diyoruz yani. Kıvılcım Ömer aşkına gelirse onların romantiklikleri artık çok sıktı çünkü Ömer'i Görkem'le gördükten sonra Kıvılcım'la olmuyor. Yani Kıvılcım Görkem'le o kadar şey yaşadığını bizse o kadar sevebilir mesela, hala merak ediyorum. Pinko Rüzgar dostuna bayılıyorum. Rüzgar'a her anlamda bayılıyorum. Rüzgar'ın üstüne birbirine tüm mesajlara bayılıyorum. Meta'nın yeni aşkı gazetelere düşüyor. Tabii ki Apo ve ailesi görüyor, şaşırıyorlar, şok oluyorlar. Abi niye şok oluyorsunuz? Meta'nın amcasının yolunda yani. Apo amcasını örnek almış, onun yolunda ilerliyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Tabii ki Doğan ve Fatih yüzleşmesi vardı. O yüzleşme o kadar gereksizdi ki. Neden diyeceksiniz? Yani birinci sezonda Fatih'e ağzını payını verip yüzüğü atan Doğan yerine, Doğan gitti onun yerine. Onu bitirmiş, tüketmiş, yerden yere vurmuş, yerlerde süründürmüş, bütün onun gururunu ayaklara almış olan Fatih'e aşkını ilan etti ve tekrar dediyelim dedi. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Yani evet, aşk çok güzel bir şey. Çok da aşık olabilir ama aşk, körü körüne aşık olup da birisi evden gidince değerebilmesin, geçtim. Fatih sana değer vermiyor. Fatih seni önemsemiyor, sadece seviyor. Biz sevmek yetmez sadece. Ve Fatih'in verdiği cevap ne oldu? Artık yapamayız. Ben çünkü mutlu olmak istiyorum, mutlu etmek istiyorum. Yok. Evet, cehennemin dibindeyiz Fatih. Tamam, sen duayı mutlu edemedin. Görkem'i mutlu edebilecek misin bakalım, ama edersin. Sana öyle bir hak ediyor hayatım. Sana anca o patlar yani. Doğa gibi melek kalp gibi patlaması. Namuslu hedefli bir patlar. Sana anca Görkem patlar. Evet. Biz, ben ve bütün izleyiciler doğayı, kadınları güçlü görmek istiyoruz. Zayıf, güçsüz. Bir erkeğe bağlı kadın izlemek istemiyoruz. Ve doğanın kendine güvenen, ayakları üstünde duran halini sabırsızlıkla ben ve bütün izleyiciler bekliyor. Lütfen Doğa, kendine gel ve Fatih'in sana yaptıklarını unutma. Sen onun yüzünden bir çocuğunu kaybettin Doğacığım. Evet, Rüzgar'a geliyoruz tekrar. Rüzgar'ın yine bir eski sevgilisi çıkıyor ortaya, adı Sibel. Daha önce de bir eski sevgili olayı olmuştu, Helin gelmişti. Ama tutmadı, izlenmedi. O karakteri çıkarttılar. Şimdi başka bir eski sevgili getirdiler. Bu da tutmayacak çünkü yani olmayacak. Yani boşuna getiriyorlar, deniyorlar ama olmayacak. Tabii ki bu Nursema'yı görür görmez Rüzgar'ın ona karşı bir şey hissettiğini anladı. Bir kadın olarak Sibel direkt Nursema'ya saldırdı ve lavaboda sıkıştırdı. Ve Nursema da ona ağzının payını verdi. Ellerine saldı. Ağzına sağlık Nursema'cığım, haddini bil Sibel'cim. Nursema seni var ya, döndür yapar yani. Aklını alır, haberin olsun. Tabii ki buna Rüzgar'ın asistanı şahit oluyor. Hemen Rüzgar'a yetiştiriyor. Bu olaya Rüzgar'a el atacak ve Sibel'e haddini bildirecek gibi geliyor. Tabii ki Nursema'nın da Sibel'e haddini bildirmesi Rüzgar'ın çok hoşuna gitti. Çünkü Rüzgar güçlü kadın seviyor.
Yüzyılın insanlar çok iyi bir ikili olacak. Umut bu kadar yapılan şeye dayanamadı. Gururuna çok ağır geldi ve evi terk etti. Ben yazıklar olsun diyorum. Bu kadar pes edip de gitmene anlam veremiyorum. Umut, Nursema her daim senin yanındaydı. Boşuna alınganlık, boşuna telime giriyorsun. Seni psikoloğa gitsen bile, seni psikolog bile kurtaramaz. Gerçekten çok alıngan, çok cılız, ezik bir şeysin yani. Nursema seni fakirken sevdi. Nursema senden para istemedi, pul istemedi. Sen o aileyle yarış içine girmek istedin. Yani bu kadar basit. Bu hayatta her zaman şunu unutmayacağız arkadaşlar. Sen ne kadar yapabiliyorsan o kadar hızlısındır. Kimseyle kendini yarış içine sokma. Yarış içine girersen böyle Umut gibi odalara kapanır, yataklara kapanır. İşte depresyona gider ve sonunda korkak bir gibi evi terk edersin. Pinko'nun lafı çok ağır geldi diye sen o sevdiğin kadını bırakıp gitmeyecektin. Yani Nursema Umut'un poposuna tepmeye koysaydı. Bence Nursema'nın hakkıydı. Yani Umut'u o kadar tahammül etmesi, sabır göstermesi bile bir mucizeydi. Yani bu hayatta güçlü olacaksın, pasif olmayacaksın, ezik olmayacaksın, hakkını arayacaksın. Kayhan battıktan sonra, bütün parasını kaybettikten sonra tekrardan zengin avına çıkmaya başladı ve Ertuğrul'un kızıyla Metal'ın bir yakınlığı olduğunu öğrenince kızından tabii kıçımen ağzını tutamadı, hemen söyledi. Hemen bir organizasyon yaptı ve zengin gelin avına çıktı ve Mihri'nin aklını bulandırdı. Tam Metal'ı unutmuştu derken tekrar Metal'ı aklına soktu. Olmayacak şeyler vaat etti. Mihri'nin aklı başından gitti. Ve yeni Apo geldi. Settan Doğan'a tekrardan çok geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum. Ben eski Apo'yu çok seviyordum. Apo'cum gittiği için çok üzülüyorum. Yeni Apo çok sert. Eski Apo'yla arasında dağlar kadar fark var. Covid'den sonra bu kadar karakteri değişen bir insan izleyeceğiz. Gelişi de bomba gibi oldu. Ahmet Mümtaz Saylan'ın tabii ki kendisi çok iyi bir oyuncu. Ama biz Apo'yu bizim için Apo başkaydı. Şimdi başka bir Apo'ya kendimizi alıştıracağız. Onu sevmeye çalışacağız. Ve her şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bence çok güçlü bir Apo geliyor. Fatih, işte Mustafa, Pembe, Nilay'a böyle artık ağızlarını açamayacak hale getirecekler. O saf işte pamuk kalp yapıyor. İtiraz ediyorlardı. Buna asla itiraz edemeyecekler. Yer yerinden olunca bu Pinko ile boşanmak için elinden geleni yapacak. Anladık ki yeni Apo ile yer yerinden oynayacak. 52. ve 53. bölümün kısaca özetini çıkarttım. Şimdi diğer bölümlere dair ipuçları vereceğim, iddialar vereceğim, spoiler vereceğim. Bir seçmen hamile kalacak bence. Çocuğu erkek olacak, karısını boşayıp bunu alabilir. Bu benim tahminim. Bunların hepsini önce sönmeden de öğrenecek. Sonra Pembe asla boşanmayacak. Bakın ne kadar da Apo şiddetli. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdüktü dese de Pembe asla boşanmaz. Apo ve Alev asla birleşmez. Alev tükürdüğü yeri tekrardan yalamaz. Yediği yemeği üçüncü kere, ikinci kere yemez. Alev çocuğu doğurmak için elinden geleni yapacak. Hakkı zaten o yaştan sonra bir daha çocuk doğurma şansı olmayacak ama burada Pembe'nin bir kumpası olabilir. Tabii ki direkt çocuğu öldürmenin tehlikeli olmaz ama Alev'e bir kumpas kurup yine ilk yaptığı gibi bir kumpas kurup Apo'nun gözünde kötüydü. Yine Apo'yu kendine çevirebilmek için Alev'e kesin tuzak kuracak. Bu tuzağı kaldıramayan Alev çocuğunu düşünebilir. Çünkü o çocuğun erkek olacağını öğreneceğiz. Bana öğrenir, erkek olduğunu öğrenecek ve Apo buna çok sevinecek ama Pembe buna dayanamayacak. Orada bir katakulli yapacak. Doğa bence hamile olacak. Bunu biz ileriki dönemlerde göreceğiz. Umut ve Nursema artık boşanmalı. Buradan senaristlere sesleniyorum. Lütfen Umut'la Nursema'yı boşaltın. Metal aşkı Mihri de bulacak. Kayhan gelin avına devam edecek.
bırakmayacak. Kayhan Metal'ı yapabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama Ertuğrul Kayhan'ı hiç sevmiyorum. Biz onların böyle tatlı atışmalarını izleyeceğiz gibi duruyor. Bu arada Kızılcık Şerbeti sosyal medyaya izleyenlere yorumları işte listeye dair her şeyi takip ediyor. İzleyenlerin tepkilerine, yorumlarına göre hareket ediyor, dikkat ediyor, dikkate alıyor. Sosyal medyanın gücünü kullanıyor. Yani izleyicilerin bütün söylediklerini önemsiyor. Bence de çok güzel yapıyor. Zaten bu dizinin başarısı bir senaristten iki oyuncu üçte gelen yorumları dikkate alarak senaryoda evrilmeler, değişmeler, karakterlerde evrilmeler, değişmeler yapıyor. Evet, kadına kadını küçük gösteren, kadını ezik gösteren durumlar oluyor ama bence diğer dizilere göre çok daha iyi diyor. En azından gerçekten yaşadığımız şeyleri biz ekranda daha naif görüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Elinden kalemine sağlık. Bütün oyuncuların da yüreğine sağlık gerçekten. Evet, bu arada Zeynep Gür bir YouTube kanalına katılmıştı. Zeynep Gür kim derseniz de Kızılcık Şerbeti'nin senaristi. Orada dedi ki Kızılcık Şerbeti'nin dizisinin adı konulurken önce akide şekeri koymak istemişler. Bakmışlar bir iki bölüm yanlış akide şekeri olmayınca Kızılcık Şerbeti'ne dönmüşler. Bence de çok iyi yapmışlar. İyi ki Kızılcık Şerbeti olmuş. Sizce bu dizinin adı akide şekeri mi olmalıydı? Kızılcık Şerbeti mi olmalıydı? Sizce hangisi daha iyi olurdu? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bırakırsanız çok sevinirim. İyi ki bu dizinin adı Kızılcık Şerbeti olmuş. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bütün yorumlarınıza cevap yazacağım. Sadece desteğinizi esirgemeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.